Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın Hocalarım, kıymetli öğrenci arkadaşlarım. Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştireceğimiz Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek adlı programımıza hoş geldiniz. Sizlere başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Konuşmalarını yapmak üzere üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Sayın Türkay Dereli'yi kürsüye davet ediyorum. Neden yazdı? Sonradan öğrendim. Meğerse biz
Besmele'yle başlarsanız, Elhamdülillah'la bitirirseniz, hamd ile bitirirseniz, yani niyetiniz iyiyse Allah da size yardım ediyor. Ben bu sonucu çıkardım. Niye? Mehmet Akif'e sorduklarında şöyle, ya bunları çok zor yazmışsınızdır değil mi? Yani inanılmaz bir akış, kafiyeler, duygu, her şeyi fışkırıyor. Yok diyor, oturdum da yazdım. İşte hepimizin çıkartması gereken derslerden bir tanesi. Ben böyle çıkardım. İnşallah doğrudur. Fatih Hocam, çünkü siz bunun doktorasını yaptınız. Uzmanı sizsiniz. Ama ben abi zaten böyle bir sonuç çıkardım. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diyor. Sevgili Fatih Akbaba'yı ben mikrofona davet etmek istiyorum. Spiker arkadaşımız da yapabilir. Özgeçmeyi alkışlarla. Siz bahsediyorsanız buyurun. Tabii. Özgeçmişinizden bahsedecektik. Sonra mı bahsedelim? Başlayalım. Olur. Buyurun. Tamam. Siz okuyun. Kıymetli misafirler, konuşmalarından dolayı Sayın Rektörümüze teşekkür ediyorum. Mehmet Akif Ersoy ile anlaşabilmek konulu konuşmalarını yapmak üzere Sayın Fatih Akbaba'yı kürsüye davet ediyorum. Şimdi sizlere Fatih Akbaba'nın özgeçmişinden bahsedeceğim. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi mezunu olan Fatih Akbaba, Başbakanlık, Tarım Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü ve Gazi Üniversitesi'nde görev aldı. Halen Türkiye Adalet Akademisi'nde öğretim görevlisidir. Aynı zamanda kişisel gelişim ve sosyal iletişim alanlarında ülkemizin önde gelen isimleri arasında olup, Türkiye'nin gözde kurum ve kuruluşlarına seminerler vermektedir. İletişim kalpten kalbe dokunmaktır diyerek yola çıkıp, gönüllere ve topluma muhabbetle dokunan Fatih Akbaba, 3100'ü aşkın sayıda konferans, program, ders ve seminerlere sevenleriyle birlikte oldu. İlk olarak Kanal A ekranlarında bir süre Güne Bakan programında, daha sonra TRT Haber ekranlarında kendisine ait Habersiz Olmayın programı ile izlediğimiz Fatih Akbaba, TRT 1 kanalında İyi Fikir programlarında konuk oldu. 6 yıldır TRT FM başta olmak üzere TRT radyolarında programlar yapmakta. Başucu denemeleri, iletişim ailede başlar, huzurlu aile formülleri ve Mehmet Akif Ersoy ile anlaşabilmek isimli kitapları bulunmaktadır. Konu Mehmet Akif olunca herkesin söyleyebileceği heybesinde birkaç cümlesi elbet vardır. Ancak çoğumuz bazen edeben, bazen de bilgimizin eksikliğini düşünerek susmayı tercih ederiz. Ancak mevzu Mehmet Akif ise
Onu anlatmamak, onun bize bıraktığı eserlere baştan ayağa saygısızlık olur. Mehmet Akif 1873 yılında, bundan tam 147 yıl önce dünyaya geldi. 20 Aralık. Malumunuzdur artık Türkiye Cumhuriyeti'nde 20-27 Aralık haftası Mehmet Akif Ersoy'u anma haftası. Çünkü 20 Aralık doğum günü, 27 Aralık vefat günü. 84 yıl önce de aramızdan ayrıldı. Bana soruyorlar Mehmet Akif ne kadar yaşadı? Diyorum 7 gün. Aslında dünya dediğin 3 gün. Ama o 4 günü de bir haftadan dolayı söylemiyorum, unutulmaz olduğundan dolayı söylüyorum. Mehmet Akif henüz küçücük bir çocukken en önemli ayrıntısı aileye, güzel bir aileye sahip olması. Üstad Sezai Karakoç'un ifadesiyle ana tarafından Doğu İslamlığın, baba tarafından Batı İslamlığın, kendisi itibariyle Anadolu İslamlığın sentezi çok güzel bir evlat insan der Sezai Bey. Çünkü annesi aslen Buharalı olan Emine Şerife Hanım'dır. Babası aslen Rumeli Arnavutluk bölgesinden Mehmet Tahir Efendi'dir. Kendisi de bugün içinden Vatan Caddesi'nin geçtiği işte o semtte dünyaya gelmiştir. İstanbul'da. 12 nolu ev. Bilirsiniz ki ey Türkiye, bu ülkede, Anadolu'da bir erkek çocuk dünyaya gelirse bir evde, Hazreti Muhammed Mustafa'ya hürmeten o çocuğun adına ya Ahmet derler, ya Mehmet derler, ya Muhammed derler, ya Mustafa derler, ya Mahmut derler. İşte bu evinde Ahmet'i de, Mehmet'i de, Muhammed'i de, Mustafa'sı da, Mahmud'u da Mehmet Akif'tir. Babası Fatih Medresesi'nde icazet veren bir müderris olduğundan, hicri olarak 1290 yılında dünyaya geldiğinden dolayı Ebced hesabıyla ismini kayda Ragif olarak düşürecektir. Akif'in gerçek ismi Ragif. Ancak söylemesi çok zor olduğu için zamanla Ragif ismi Akif'e dönüşüyordu. Akif ismi o kadar anlamlı bir şekilde bu insanın 63 yıllık yaşamına yerleşmiş ki, kelime anlamı itibariyle davasında sebat eden kararlı, arı, duru, pak demekti. İşte 63 yıllık yaşamın da özeti tam olarak buydu. Mehmet Akif Ersoy çok güzel bir anne babaya sahip. Şimdi buradan sorsam, Mehmet Akif gibi bir oğlunuz olsun ister misiniz diye, sanırım bizi izleyenler ve şu an salonda sayısı az ama gönlü çok olan arkadaşlarım diyecek ki, elbette isterim hocam. Akif gibi bir evlat kim istemez ki? İşte onun için önce Mehmet Akif'in annesi gibi bir anne, babası gibi bir baba olmak gerekiyor. Tam anlamıyla iyi bir ailede yetişmiş bir çocuk. Annesi ona Hazreti Peygamber'in aşkını ve Kur'an aşkını vermiş kişi. Bu iki sevdayı da yükleyen annesidir. Batı'nın ilmini, fennini ve mutlaka ve mutlaka okumalısın diye öğretiyi yapan da babasıydı. Bir müderris olarak. Hem de icazet veren bir müderris olarak. Ki üniversitede okuyan arkadaşlarım bilir, hocalarım da bilir. İcazet veren müderrisin karşılığı bugün bölüm başkanlığı ya da bir yönetim kurulu üyeliği gibidir. Yani yoğun bir insandan bahsediyorum. Böylesine yoğun bir insan. Mehmet Akif'i anlamak ve anlaşabilmek için önce onun çocukluğunu görmek lazım. Öğretmen adaylarımız ve öğretmenlerimiz bizi izliyor ve burada takip ediyorsa, öncelikle onlara küçücük bir eğitim yöntemi ve bütün annelere, babalara. Mehmet Akif henüz 4,5 yaşında. Küçücük bir çocuk.
Yanlarında Semra Hatun diye bir hatun kalır. Semra Hatun geceleri Akif uyusun diye ona masal okur. Masal anlatır. Ki masalsız büyüyen çocuklar hayal kuramaz. Masalsız büyüyen çocuklar bir tasavvura sahip olamazlar. Ve masal eğitimin en önemli bir parçasıdır, çocuk eğitimi. 4,5 yaşında ve kucağında masal anlatırken bu defa masalı anlatan uyuyakalır, dinleyen uyanıktır. Masalı yarım kalınca küçük Mehmet Akif gider, kuzine sobanın üzerinden ısınmış birkaç tane ceviz alır, getirir ve Semra Hatun'un avuçlarının içine koyar. Avuçları yanan kadın irkilir. Der ki, ne yapıyorsun be çocuk? Bunun üzerine Mehmet Akif, bütün çocuklar adına, şu günün çocukları adına da müthiş bir cevap verir. Bir daha benim masalımı yarım bırakma. İşte Mehmet Akif hiçbir hayalini yarım bırakmamış bir insan. İlkokulda başladığı hafızlığı üniversitede tamamlar. Liseyi birincilikle tamamlamak hayaliyle yaşar, liseyi birincilikle bitirir. Üniversiteyi birincilikle bitirme hayali vardır, birincilikle bitirir. Böylesine bir Mehmet Akif. Lisedeyken 6 yabancı dil bilir ama bildiği en iyi dil Kur'an diliydi. Ve onu ana dili gibi bilirdi. Ve Mehmet Akif bize öyle misyonlar bıraktı ki ümit onların başında gelir. Yese düşmeyin der her daha defasında. Vefalı olun der her defasında. Dürüst olun der her defasında. Kadir şinas olun der. Verdiğiniz sözü tutun der. Haram yemeyin der. Mehmet Akif. Böyle de yaşamış biridir. Mehmet Akif Ersoy bize bıraktığı bu misyonlardan birisinde bakın karşımıza nasıl çıkar. Henüz lisededir. En yakın arkadaşlarından birisi kendi okulunda başka bir milletten ve başka bir inançtan gelen kişi tarafından güreşte okulun meydanında yıkılır, yenilir. Ancak sportif maksadın dışına çıkan davranışlar gösterir diğer kişi tarafından. Diğer kişi Mehmet Akif'in en yakın arkadaşını güreşte yenmekle kalmaz, ağzını burnunu kanatır. Akif'in çok zoruna gitmiştir. Ve bu defa arkadaşının onurunu kurtarabilmek için güreş öğrenmeye karar verir. Sosyal medyalarda bulamazsınız. Instagram'larda, Twitter'larda, başka yerlerde en güzel alışveriş siteleri vardır ama Kıyıcı Osman Efendi'nin ismini öğrenemezsiniz. Tozlu raflardaki kitaplara dokunmuyorsanız. Kıyıcı Osman Efendi, Mehmet Akif'e güreş öğreten şahıstır. Öğrendiği güreşle gelir, meydana davet eder o şahsı. Der ki, arkadaşımın yarım bıraktığı güreşi tamamlamak istiyorum. Ve okulun meydanında güreşe tutuşurlar. Akif çıtı pıtı, karşısındaki adam onun neredeyse 1,5 katı. Aynı okulda öğrenciler. Ve Akif 2-3 dakika içerisinde bu öğrenci yıkar, ancak sportif maksadın dışına çıkmadan sadece güreşte yenmiştir. Ancak Mehmet Akif gider, o güreşte yıkılıp ağzı burnu kanatılan arkadaşının alnına bir buse kondurur ve şöyle der. Dostum, emanetin adresine teslim edilmiştir. İşte arkadaşının onurunu kaldırıp onu incitmekten, o okul içerisinde mağdur bir şekilde gezmekten kurtaran delikanlının adı Mehmet Akif'tir. Hangimiz arkadaşımız için dayak yemedik ki eğer arkadaşsak? Hangimiz arkadaşımız için zor durumlara düşmedik ki eğer dostluk varsa? Ve Mehmet Akif İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçen ender insanlardan birisi. İyi bir at binicisi, iyi bir güreşçi, aynı zamanda da iyi bir yürüyüşçü.
Çünkü parası yok, hep yürümektedir. Üstad Akif'e yıllar sonra 50 yaşlarındayken de sorarlar. Derler ki üstadım günde kaç saat yürürsün? O da der ki sabah kalkıp akşam yatıncaya kadar yürüyebilirim. Böylesine bir Mehmet Akif. Peki neden programın adı Mehmet Akif Ersoy ile anlaşabilmek? İşte onu anlatacağım bir hikaye geliyor. Bu ülkede bazen gençlerin aleyhine konuşan insanlar çıkıyor. Gençleri etiketleyen insanlar çıkıyor. Gençler şöyle diyorlar. Hepsinin ağzına Antep biberiyle biber sürüp bu gençlere laf atan herkesin kötü niyetli olduğunu düşünüyor. Dünün gençleri Akif'in yanındaydı. Bugünün gençleri de bugün salonda bizimle beraber yine Akif'in yanında. Biz iğneyi ve çubaldızı kendimize batıracağımız an geldi. Siz gençlere değil. Bugün Akif'in şiirleri anlaşılmıyorsa, Safahat okunduğunda hem bir şekilde hayatımızda yoksa bu sizin değil bizim suçumuz. İğne ve çubaldızı kendimize batırarak konuşuyorum. Bir öğretmen olarak bunu söylüyorum. Bir akademisyen olarak bunu söylüyorum. Bu hata benim hatam. Gençlerin değil. Ben bir öğretmenim ve bu hata benim öğretmen olarak benim. Ve Mehmet Akif. Yıl 1936 gençler. Haziran ayı. 11 yıl Mısır'da kaldıktan sonra artık yaşamı ona hayatı zorlaştırmakta ve ülkesinde ölmek istemektedir. Vatanından ayrı ölmek istememektedir. Gemi Marmara'ya gelir. Eşi İsmet Hanım yanında. İstanbul'u görür görmez gözleri yaşarır ve der ki İsmet Hanım, İstanbul beni özlemiş midir? Şu uçan martılar beni özlemiş midir? Sultanahmet beni özlemiş midir? Hazreti Muhammed Mustafa beni özlemiş midir? Der. Özlemiştir efendim, niçin öyle söyledin? Eğer ben gerçekten onu çok seviyorsam peygamberimizden çok yaşayamam. Gençler, sevgili takipçilerimiz, sevgili Türkiye, Osmanlı'nın erkeklerine kaç yaşadın diye sorduklarında eğer ki yaşları 63'ü geçmişse, peygamberimizin vefatından daha fazla yaşamışlarsa, diyelim ki 65 yaşındaysa haddimizi 2 yıl aştık derler. Mehmet Akif'in kastı da tam olarak buydu. Bu sözünden tam 6 ay sonra 27 Aralık 1936'da 63'ünden bir hafta almışken vefat etti. Sen ne güzel adamsın Mehmet. Ben onu çok seviyorsam dedin ya, bir hafta fazla yaşadı. 63'ünden bir hafta almıştı. Ve nerede vefat etti? Son 11 yılını yaşadığı Mısır'ın adını taşıyan Mısır apartmanında. Allah Allah. Bugün saygı duyarak okuduğumuz İstiklal Marşı'nın adını taşıyan İstiklal Caddesi'nde vefat etti. Ama gelin görün ki şu ülkede yapılan en büyük yanlışlardan birisi kendimizi iyi gösterebilmek için başkalarını hep kötü göstermektir. Batıyı sürekli kötülerken bir şeyi gözden kaçırırız. Beğenmediğiniz o batıda, Avrupa'da bir ressamın, bir şairin, bir piyano sanatçısının bir hafta kaldığı ev bile müze haline gelirken, Mehmet Akif Ersoy'un vefat ettiği evin içinde bulunduğu apartmanda 2009'lu yıllara kadar eğlence merkezi vardı bu ülkede. Anlaşabilmiş misiniz? Ve ilk defa o evin müze olması 2019'da nasip oldu.
36 nere, 2019 nere? Bu ülkeye İstiklal Marşı hediye etmiş adamın üzerinden kaç yıl geçti? 2011'de ilk defa Mehmet Akif Ersoy yılı ilan edildi. Ve cenazesi 28 Aralık 1936, şimdikinin soğuğunun kat be kat soğuğu, İstanbul'u bilen bilir, ayazı ayazdır. Öyle bir içine içti ki iyileşmen mümkün değildir. İşte 28 Aralık'ta bir tabut geldi. Kuru bir tabut. Üzerinde Türk bayrağı olmayan bir tabut Bayezid Camii'ne getirildi. Şimdi oradaki, şöyle bir gözlerinizi kapayın, hayal edin. Şimdi yok orası. Bir küllük kıraathanesi diye gençlerin oturduğu bir kültür yeri var. Kıraathane dediğine bakmayın. Küllük kıraathanesi bir yetişme merkeziydi. Dünya görüşleri farklı olsa da yumruklaşılan değil, fikirlerle mücadele edilen ve saygı duyulan bir yerdi. Üniversite öğrencileri orada otururdu. Yanında Emin Bey lokantası. Çoğu genç görmedi, sizin görmenizi de hiç istemem. Son dönemine ben denk gelmişimdir bu ülkede. Çok şükür eskiden yok diye bir varımız vardı. Şimdi varlık içinde yokluk çekiyoruz. Öyle lokantaydı ki arkadaşlar, az çorbayla iki ekmeğin bittiği lokanta. Ekmekler de şimdiki gibi değil, somun ekmeği. İçi boş ekmekten bahsettim. Öğrencinin karnı öyle doyuyor. Sabah eğer karnın aç yatmışsa sabah öleceksin diye düşünürüz. Öğrencilik de öyleydi. Hele yoksa. Oradaki gençler bir garibanın cenazesi dediler. Ve gittiler. Bu garibandaki. Başındaki delikanlı dedi ki, Akif Bey'in kalemi mahsusası, özel kalemi Üstad Mehmet Akif'in tabutu dedi. İçinde Akif var. Hiç kimse yok. Mehmet Akif Ersoy'un yaşarken tek bir korkusu vardı arkadaşlar. Tek bir korkusu, unutulmak. Bu korkuyu şöyle koyun. Bunu ölene kadar yaşadık. Neyden korkuyorsun derlerdi. Unutulmaktan korkuyorum. Ve tabutun başında dört kişi görünce unutulmak korkusunun ne olduğu anlaşılıyor değil mi? İstanbullu gençler dedi ki, oraya okumaya gelmiş sizin gibi gençler, üniversiteli gençler bunlar. Gençlere laf atıyorlardı. O gençler işte bu gençler. İsimleri değişik sadece. Biz buraya gelene kadar bu cenaze kalkmayacak. Emin Bey lokantasındaki usta, çorbacı usta lokantanın Türk bayrağını getirdi, tabutun başına koydu. Birazcık ısınmış da Akif'cim. Üşüyordu. Ve sevgili Türkiye, öyle bir olay oldu ki, bir Allah dostu Akif'in cenazesi olduğunu duyunca, Erenköy'de bir Allah dostu Kabe'nin örtüsünü Akif'in tabutuna sermek için verdi. Sen Akif olursan, yazdığın şiir İstiklal Marşı olursa ve hiçbir kişinin ve makamın karşısında eğilmezsen, yazdığın şiir İstiklal Marşı olur, tabutundaki örtü de Kabe örtüsü olur. Ve 5000'den fazla genç, hatta Darüşşafaka'nın ilkokul öğrencileri, Akif amcaları çıkar. Koştular geldi. İstanbul'u bilen bilir. Bayezid Meydanı'ndan Edirne Kapı Mezarlığı'na yürüme yaklaşık 7-8 kilometre arasıdır. Cenaze arabası olmaksızın, çoğunda da palto yok, o İstanbul ayazında cenazeyi Edirne Kapı'ya getirdiler. Ben susayım, şimdi burayı Abdülkadir Karahan hocamız anlatsın merhum. Abdülkadir Karahan
Türkiye Cumhuriyeti'nin edebiyat doktorası almış ilk üç öğrencisinden biridir. Cumhuriyet tarihi. Diyor ki, ben ve arkadaşlarım mezarlığın kapısına getirdik cenazeyi, naaşı. Sonra emniyet bize dedi ki, sadece sınırlı sayıda insan girsin, defnetsin ve gitsin. 5000'den fazla genç dışarıda kaldı. 11-12 genç arkadaşımla aldık naaşı, üstadın naaşını getirdik, mezara koyduk. Üstüne bir Türk bayrağı serdik ve sonra kapatmadan mezarı gür bir sesle İstanbul Yeditepe haykırırcasına İstiklal Marşı'nı okuduk. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsan bir diğer tepe. Çatma, kurban olayım çehreni ey Nazlı Hilal. Bir diğer tepe, ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşadım. Bir diğer tepe, garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Her bir tepeden haykırış adeta boğazlarımız yırtıldı ve sonra defnedildik gittik. Bir mezar taşı dahi yoktu. Bil ey Türkiye, yine senin beğenmediğin o üniversite öğrencileri. Ne yapıyor bu üniversite öğrencileri diyorsunuz ya. İşte o beğenmediğiniz üniversite öğrencileri 2 yıl sonra kendi aralarında haçlık topladılar. Bir mezar taşı yaptılar. Sen İstiklal Marşı yaz, mezar taşı yazsın. Devam. Anlaşabilmiş mi? Ve Mehmet Akif Ersoy bize ölümüyle bile ders verdi. Ama şu bir gerçekti, unutulmadı. O en büyük korkusunu Allah ona hiç yaşatmadı. Bakın tarih 24 Aralık 2020. Pandemiye rağmen Türkiye'nin güneydeki en güzel şehri Gaziantep'te, Türkiye'nin güneydeki İstanbul'unda Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin kongre merkezinde tüm dünyaya anlatılıyorsun ey Akif, ne mutlu sana. Herkese, her şeye ve pandemiye rağmen. Ve ne mutlu ki dün gece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir karar alındı. 2021 yılı İstiklal Marşı yılı ilan edildi. Çünkü 100. yılı 1921 12 Mart. Sen İstiklal Marşı'nı yazdın, hocam anlattı. Bila bedel, bedelsiz, ücretsiz. Ama bunun bir hikayesi var arkadaşlar. Taceddin dergahında kaldığı arkadaşı bir gün ona dedi ki, bu çok mühim. Yağmurluğunu kullanıyordu Akif onu, yağmurluğunu. Paltosu değil, yağmurluğunu. Dışarı çıkarken arada bir, üstad senin işin yoksa senin yağmurluğunu giyebilir mi? Arkadaşı dedi ki, latife olsun diye, hiçbir kötü niyet yok. Üstad, şu yarışmaya katıl, ücretini de kazan, kendine de bana da birer tane yağmurluk al, ikimizi de bu dertten kurtar de. Mehmet Akif ne dedi biliyor musun? Arkadaşım. Sevgili dostum, benim alnımda, benim alnımda, benim alnımda savaştan yeni çıkmış bu milletin 3 kuruşuna göz diken bir şerefsiz yazılı ki bana bu teklifi ediyorsun. Bu milletin 3 kuruşuna göz dikmemiş adamın adıdır Mehmet Akif. Ve 600 TL, 500 altın herkes bir rivayet sonra alır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın ve çocuk derneğine bağışlanır. Öldüğünde de boşluk gider.
Bu ülkede milletvekilliği yaptı bu arada. Borçlu yazmış bir kağıda. Borcum şunlar. Peki anlaşabilmiş mi? Hayır. Mehmet Akif'in 6 çocuğu var. Bir çocuğu yaklaşık henüz 1 yaşında vefat ettiği için kayda düşmez. 5 çocuk kayıttadır. 3 kız, 2 erkek. Suat Hanım büyük çocuk. Suat Hanım'a Allah razı olsun, mekanı cennet olsun, rahmetli Turgut Özal Halkalı'da bir ev hediye eder, kalsın diye. Daha sonra pahalılıktan kaynaklı olarak borç çeker, bankalar borcuna mahsuben evi elinden alır. Ve daha sonra bir barakada verem hastalığına tutulur, vefat eder gider. Bir göz olur. Kimse duymaz. Büyük oğlu Tahir, Ankara SSK Hastanesi'nin dış kapıda tedavi görür. Tedaviye cevap vermez. İstanbul SSK'ya gönderirler, Göztepe'ye. Orada da vefat eder. Cenazesinde 50 kişi yoktur. Mehmet Akif'in oğlu. Küçük oğlu Mehmet Emin. Şimdi ben susayım. Burada mikrofonu rahmetli Çetin Altan'a veriyorum. Mehmet Akif ve Çetin Altan'ın dünya görüşü birbirine ters. Ama onlar asla birbirine hakaret etmez, dost. Çetin Altan'ı anlatıyor, ben değil. Ben anlatsam belki dersin ki acaba hocam. Diyor ki bir gün gazetede ofiste oturuyorum, büromda. Birisi geldi dediler, bir baktım tanımadım çünkü çok kötü bir görüntüsü vardı ve çöp kokuyordu. Dedim sen de kimsin? Dedi, ben Mehmet Emin, Mehmet Akif'in küçük oğlu. Bu ne hal evladım? Hiç sorma, Çetin abi. Buyur, sana nasıl yardımcı olur? Dedi, borç para almaya gittim. Cebime baktım, cüzdanıma. Hatırladığım kadarıyla diyor Çetin Bey rahmetli, 10 ya da 20 lira var cebim. Çıkarttım verdim. Mutlaka ödeyeceğim sana Çetin abi. Merak etme. Olur mu lafı? Bu olaydan tam 15 ya da 1 ay geçmişti. 15 gün ya da 1 ay geçmişti. Gazetede küçük bir haber. Bir çöp konteynerin dibinde İstiklal şairinin oğlu açlıktan donarak öldü. Açlıktan donarak öldü. Açlıktan donarak öldü. Mehmet Akif'in küçük. Anlaşabilmiş misiniz? İstiklal Marşı'nı ezberletmek değil maharet çocuklara. Ezberlesinler, sorun da değil. Ama ne yaşadığını bilmeden, o şiir nasıl yazıldığını bilmeden, o şiir için neler döküldüğünü bilmeden şiir ezberletmek de nasıl bir şey? Bir eğitim hatamız var. Bir öğretme hatamız var. Ve Mehmet Akif'in kılı kırk yaran tarafı Almanya'ya görevlendirilir. Osmanlı ordusu tarafından Alman ordusuyla ittifak halinde olduğumuz için orada görevlendirilir. Karşı taraftaki düşman kuvvetleri içerisinde yer alan Afrikalı ve Arapların, Arap askerlerinin okuması için mektuplar yazan, yazmak için görevlendirilmiştir Berlin'de. Askeriyenin kiraladı, Alman ordusunu kiraladı, bir 4 yıldız otelde kalmakta. Almanya'ya da yüksek lisans için gitmiş bir delikanlı anlatıyor. Babam bana mektup yazdı, dedi ki Üstad Akif orada git imbik imbik ondan sohbet et, istifade et, müstefid ol. Çok güzel kelime, istifade etme, müstefid ol. Ama oğlum dikkat et, Akif'in parası yoktur. Lütfen ona yemek yedirtmek zorunda kalma. Mektubun sonunda buna tutuşmuştur. Otele yanına gittim ve orada başladık, ziyaret ettik. Daha sonra kendisine biraz sohbet ettikten sonra dediler ki vakit geçince ben kalkayım, yok
otur. Sohbet sohbeti geçti. Akşam vakti oldu. Yemek yemeden göndermem delikanlı. Öğrencisin sen. Bütün öğrenciliği bilenler bilir. Herkes bir yemek yemeyi çok sever öğrenciliğinde. Birinin yanında. Ben öyleydim. Hiç saklamam. Biri bana yemek ısmarladı da çok mutlu olur. Hele de ev yemeği ise bu. Anamın yemeği tutmaz ama ev yemeği işte. Çok güzel bir şey. Gurbette okuyanlar bilir bunu. Ve Alman otel görevlisi gelir, bir adisyon uzatır, oda numarası yazılıdır. İmzalayın Akif Bey der, imzalar tam giderken Akif Bey görevlinin elini tutar. Lütfen genç arkadaşımın yemek ücreti neyse onu yazınız ve ödemek istiyorum. Otel görevlisi der ki, olur mu öyle bir şey? Siz ve arkadaşınız bizim misafirimizsiniz. Hayır, ben sizin misafiriniz. O benim misafirim. Sen bu ücreti almazsan eğer, sevgili Türkiye, bu mühim. Sen bu ücreti almazsan eğer, bir yemek deyip geçmeyin. Ne var canım? Alman milletinin vergileriyle ayakta kalan Alman ordusunun hakkına girmiş olurum ki ahirette ben bu milletle tek tek hesaplaşamam, bu ağır olur bana. Bir yemek ücreti için böylesine kılık kırk yaran bir adam Mehmet Akif. Bu hikayeyi dinleyin ve içinde kalın. Siz gençler bize göre tertemizsiniz, çok şükür. Ben kendim için söylüyorum. Benden temiz olan büyükleri kastederek söylemiyorum. Benden çok temizsiniz. Her güne bir günah bile sığdırsak siz benden çok temizsiniz. Lütfen büyüyün ama kirlenmeyin. Asla. Hata yapın, yanlış yapın. Korkmayın. Ama kendinize, kalbinize, geçmişinize, kültürünüze ihanet etmedin. Hata yaparız. Öğrenmek için hata yaparız. Ve Mehmet Akif bilabeden bir Kur'an yazma durumu vardı Mısır'dayken. Diyanet ona bu işi tevdi etmiştir, görevlendirmiştir. Hesap eder, kalem, kağıt vesaire bunlar için... Diyanet der ki 6.000 lira vereceğim sana. O da der ki benim bu işten masrafım 1.000 lira. 1.000 lira. 1.000 lira. 5.000 lirası iade eder. Bugün bize sorsalar bu maaş çok az. Şu kadar oldu. Doğru. Hatta kendi maaşımı düşük gösterebilmek için başkasını çok yüksek gösteriyor. Ona niye yüksek veriyorsun diye. Yani ona da az veriyorum. Ve Mehmet Akif o kitap işini tamamlamadığı için, Kur'an'ın tefsirini tamamlamadığı için ya da tamamlayıp iade etmediği için Diyanet'ten aldığı 1.000 lirayı yıllar sonra iade edecektir. Böylese böyle Mehmet Akif. Ve bir şey daha anlatayım. Vaktinizi aldım. Süreye de bakarak gidiyorum çünkü sıkmak da istedim. Şu hikaye tüm Türkiye'nin dinlemesi gereken bir hikaye. Mehmet Akif Ersoy'un hayatında adam akıllı bir tane paltosu oldu. O da ikinci el, bit pazarı. Mehmet Akif Ersoy çok gariban bir aile yaşantısı oldu. Ve Mehmet Akif Ersoy'un 5 çocuğu, eşi İsmet Hanım kendisi, çoğu zaman aç yatıyor. Akşam yemeği yiyemiyor. Yine böyle bir soğuk kış günü, kapısına bir delikanlı gelir. Kapıyı tık tık vurur. Bir açar ki, ellerini ovuşturmakta olan bir delikanlı, dedikçe sanki donuyor hava. Abi,
açım var. Yiyecek ekmeğim var. Mehmet Akif içeri sesledi. İsmet Hanım, ekmek var mı? İsmet Hanım sinirli bir kadın. Çok sinirli. Kocasının kendisiyle dalga geçtiğini zannetti. Aslında Mehmet Akif çok hassas davrandı. Kapısına gelen delikanlının kendisini yanlış anlamaması için, kandırdığını düşünmesin diye böyle yaptı. Bilmiyor musun ki Akif Bey, biz akşam yemeği yemedik. Paran da yok abi. Ceplerini çıkartıp gösterin. Ne yaptın? Ve delikanlı şunu sorar arkadaşlar. Abi, bana verecek hiçbir şeyin yok. Bana verecek hiçbir şeyin yok. Gözü elbise askılına takılır. Dışarıda kalmış olana verebilecek tek bir şey vardır. O da onu üşümekten kurtarabilecek palto. Ama tek bir palto. Kendime soruyorum, tek paltom olsa verir miydim? Veremezdim. Ama anlatıyorum. Bilinsin diye anlatıyorum. Ben veremezdim. Onun gibi kahraman olamayabilirim. Sana verebilecek tek palto. Al delikanlı. Bugün birbirine selamı çok görenlere, birbirine tebessümü çok görenlere, birbirine iyi niyeti çok görenlere, ki bunların hepsi ücretsiz, bedelsiz, zahmetsiz. Türkiye'si nasıl dönüştü? Tek paltosunu veren Akif'ten selam vermeyen bir topluluğa. Bunu sonuna kadar yaşa birliklerimizde. Ve can alıcı bölümün bir bölümünü sonuna bırakın. O da şu. Mehmet Tahir Efendi çok yoğun bir insan, icazet veren bir müderris. Nasıl bir baba? Çok yoğun. Şimdi sorsan, rektörümüz yoğun, rektör yardımcılarımız yoğun, hocalar yoğun, siyasiler yoğun, genel müdürler yoğun, bakanlar yoğun. Herkes yoğun. Sorsam, dünyayı kurtarıyoruz. Kendi ailesini kurtaramadıktan sonra, kendi çocuğuna babalık yapamadıktan sonra, Mehmet Tahir Efendi bu yoğunluğuna rağmen sabahları oğlu Akif'in ve kızı Nuriye'nin kahvaltısını hazırlar. Kış günlerinde saliplerini kendi eliyle çevirir. En önemli şeyi söylüyorum. Kızlarımız burada. Sadece hissedin ne olur şu sözü. Mehmet Tahir Efendi kızı Nuriye'nin saçlarını her banyo sonrası kendi elleriyle tarar. Her banyo sonrası kendi elleriyle tarar. Sevgili babalar ve baba adayım, lütfen kızlarınızın saçlarını ellerinizle tarayın. Lütfen kızlarınıza sonuna kadar güvenin, itimat edin. Bir merhametlinin ellerinin dokunduğu şu saçlara bir merhametsizin elleri dokunmasın istiyorsanız, bu ülkede özge canlar yaşasın istiyorsak, cerenler yaşasın istiyorsak, hiçbir genç kızımız, kadınımız, çocuğumuz katledilmesin istiyorsak, merhametli erkekler yetelim. Çünkü merhamet bir erkeğin en güzel elbisesidir. Merhametsiz erkek insan değildir. Mehmet Tahir Efendi böyle bir baba. Nuriye güzel bir.
Zorluk herkes için var arkadaşlar. Mehmet Akif üniversiteye giderken babasını kaybetti. Tam başlıca. 6 ay sonra evleri yandı, kül oldu. Zembille inmedi kimse. Mülkiyeyi kazandı, feragat etti. En kolay iş bulurum diye veterinerliği tercih etti. Susuzluktan özür dilerim. Ve gündüz çalıştı, gece oldu. Şimdi böylesine bir zorluk. Üniversiteyi bitiriyor, geçiyor, gidiyor zaman. Ve Mehmet Akif İstiklal Marşı'nı yazıyor bize bırakıyor. Madem İstiklal Marşı yılı ilan edildi, arkadaşlarımın istirham etsem de İstiklal Marşı'nı oradan sadece gösterelim. Vaktinizi çok almayacağım. İstiklal Marşı'nı yansıtabilirsek ilerletelim bir tane. Korkma diye başlıyor senin İstiklal Marşı. Korkma. Çünkü diyor ki ne olacak bu ülkenin hali? Manda mı olacağız? Batacak mıyız? Yıkılacak mıyız? Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. İp aşağı. Şimdi İstiklal Marşı'ndaki hikmet, o korkma nereden geliyor? Mekke'den Medine'ye giden Peygamber Efendimiz'in hicret esnasında mağaranın içerisindeyken onları takip edenlerin tam oraya geldiği esnada Hazreti Ebu Bekir omzunda Peygamberimiz bütün delikleri kapatmış Ebu Bekir ayaklarıyla. Oradan da bir yılan geçmekte. Ey Ebu Bekir, bırak da bir göreyim onu. Hal diliyle. Hayır, açamam. Çünkü açarsa hareket ve hayat olduğu belli olur diye, dışarıdakiler içeri girmesin diye, sezmesin diye. Yılan zehrini boşaltır. Ebu Bekir'e kızar. Engel olduğu için. Soğuk terler akar. Peygamber Efendimiz'in yüzüne düşen o terler diğer taraftan kalbine ve diline şu ayet düşecekti. La ahde. Üzül, tasalanma, kork. İnnallâhe mâna. Allah bizimledir. Allah Türk milletiyledir. Allah bu milleti ilelebet yaşatsın ki bu dünyadaki masumlara kucak açacak bir millet olsun diye. Çak, kurban olayım kendini en azından. Buna, bana keşke böyle öğretseydi edebiyat öğretmeni. Biraz ezber bul. Bu şiirin burasındaki Nazlı Hilal, şiirin sonunda ne oluyor? Nazlı Hilal en sonunda ne oluyor? Bilen var mı? Şanlı oluyor, harikası. Niye şair ikinci kıtadaki bu Nazlı Hilal'i oraya şanlı olarak geçirdi? Hiç düşündünüz mü? Kim kime naz yapar arkadaşlar? Sevilen sevene naz yapar. Kız oğlana naz yapar. Şimdi erkekler gibi. Kız oğlana naz yapar. Gider kız. Bir tarafıyla turşu satar, diğer tarafıyla düğün dernek yeridir. Gelmesini ister. Hatta sorar arkadaşına, sizin ifadenizle kankası. Kız geliyor mu? Geliyor. Ay sapık der. Ama öbür taraftan da gönlü mutludur. Sevilen sevene naz yapar. Aşk nedir diye soruyorlar bana gençler. TRT'de program yapıyorum. Diğer seminerlerde de soruyorlar. Aşk. Bu cümleyi bir daha duyamazsınız.
Bu salondakiler çok şanslı. Aşk, onu gördüğünde yüzün kızarıyorsa, elini koyacak yer bulamıyorsan, ayağın böyle acayip bir yerde, nerede miyim, yerde miyim, gökte miyim, evde miyim, dışarıda mıyım bilmiyorsan, gözlerim gözlerine değdiğinde utanıyorsam, bu aşktır. Ha şimdiki bazı arkadaşların yaptığı gibi, Ali şimdi biz çıkıyoruz, ha hadi çıkıyoruz demek değil aşk. Balkona çıkar gibi bir şey değil bu. Dama çıkar gibi de değil Antep tabiriyle. Aşk başka bir şey değil. Aşk, bu milletin bayrağını aşkıdır işte. Çanakkale'dir aşk. Naz yaptı. Çanakkale'de 500 bin şehit verdi. Milli mücadelede. Bak hala Naz'ı. Ya. Ve sonra. Evet. Kurtuluş mücadelesi. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlar. Ve milli mücadeleye katılmış bütün şehitlerimiz, kahramanlarımız Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdular. Nişan taktık. Yani şanlı hilal. Anlaşıldı. Yüzüğü buraya takınca ne olur bu adı? Nişan. Ni-lı-lı ekip. Şanlı demektir. Bir kız nişan yüzüğünü takıyorsa artık o ünü vardır, artık yoldaşı vardır, sahibi var demektir. Erkek içinde, kadın içinde. Hatta sevdiğiyle nişanlanınca kızlar bakkala bile gittiğinde, bakkal amcadan ekmek isterken bile Mustafa amca iki ekmek diye nişan elini gösterir ki mahallenin delikanlıları ona kötü bakmasın. Bu bir yöntemdir. Bu iletişim yöntemi işte. Nazlı hile. Şanlı oldu. Düğün günü ne zaman, şey bir aruz ne zaman? O da şiirde sanki. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Allah nurunu tamamlayacaktır ayeti kerimesi bu şiirin içinde apaçık durmaktadır. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Ben. Buradaki ben, beni Adem insan. İnsan ne zaman hürlüğünü kazandı arkadaşlar? Hatırlıyor musunuz o olayı? Kâbü bela. Elestü bir Rabbim. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sordu Allah. Sadece Adem dedi ki bela şüphesiz. İblis dedi ki bir toprak parçasının Tanrı dediğine taptığına ben evet demem dedi. Ben ateşim, ben ondan üstünüm. Ve ne oldu? Siz patrona karşı gelirseniz ne olur? Maaşınızdan bir şey sorun. Zincire vuruldu. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşardım. İşte hayat ilk günden son güne insanın kendi içindeki vicdan ve ya da vicdansızlığı ile mücadelesidir. Vicdansızlık size zincir geçirirse siz onun esiri olursunuz. Adınız zalim olur. Vicdan size nişan takarsa çebi arzunuz gerçekleşmiş olur. Ve bendimi çiğner aşmak nedir o bend? Nefsini ayağımın altına aşmak. İşte o zaman da yırtarsın dağları, enginlere sığmaz taşarsın. Keşke İstiklal Marşı'nı şöyle bir anlatsaydınız bize. İki kıtasını ezberledik kaldık. Ondan sonra daha 8 tane kıta var. Ve İstiklal Marşı'nın en güzel sorusu kim? Bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Kim? Soruyor. Kim? İşte bize o kim sorusunun karşılığı olarak Türk gençliği çıkıyor karşımıza. Ve sizin adınıza da yıllar önce hatırladınız mı? Mehmet Akif'in cenazesini gömdükten sonra bir konuşma yaptı. İstiklal Marşı okudu demiştim Abdülkadir Karahan. Orada bir cevap verdi. Sordular Abdülkadir Karahan'a.
Sevgili Türkiye, duyacağın ilk defa bir şey. Niçin Mehmet Akif'in cenazesinde tabutunu gömdüğünüzde böylesine bir tören yapıp konuşma yaptınız, İstiklal Marşı okudunuz diye sordular. Abdülkadir Karahan dedi ki, memur bey, biz Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi milli marşını yazmış adamın başında bu programı yaptık. Siz ne zaman ki İstiklal Marşı'nın resmi marş olmaktan çıkartırsınız, biz de bir daha böyle bir anma programı yapmayız. Ama siz bilesiniz ki Türkiye Cumhuriyeti var oldukça, Türk milleti var oldukça, Türk gençliği var oldukça İstiklal Marşı okunmaya devam edecektir. İşte sizsiniz bu gençler. Bu gençler. Ne mutlu size. O cevap yıllar önce. Mehmet Akif Ersoy'dan başladı. Ve yavaş yavaş programımızı bitiriyoruz. Son bölüme geldik. İstiklal Marşı'nı kaldırabiliriz. Bunu inşallah Allah nasip ederse Mart ayında anlatacağız. Uzun haline. Son iki dakikanızı alıyorum. Son veda ile başlayalım. Sevgili gençler. Sevgili Türkiye. İster siyasette, İster ticarette, ister akademide, ister bürokraside, ister sporda, ister kültür sanatta, ister sahnede, ister müzikte, şehrinizin, Türkiye'nin, hatta dünyanın bir numarası olabilirsiniz. Ancak siz bir anne baba duası alma makamında değilseniz, siz bir hiçsiniz. Dünyanın en güzel makamı bir anne baba duası alma makamıdır. Annesini ya da babasını kaybetmişlerden özür diliyorum. Babama bu programlara çıkarken söz verdiğim için ve yaşayanların değeri anlaşılsın diye bu son bölümü yapıyorum. Buradan çıkınca uzaktaysa telefonla, yakındaysa yanına giderek anne, seni çok seviyorum. Baba, seni çok seviyorum. Arada seni ne kadar üzsem de ben senin o kızınım. Ben senin o güzel oğlunum. Ben genç hata yaparım. Sen beni affet anneciğim. Çünkü annelerin gözyaşı içine doğru akar. Göstermezler. Ve git, o elleri öp. Nasıl öpüyorsun böyle? Hayır, bir Fatih Akbaba geldi de dedi ki deyin, annenin ve babanın elleri avuç içlerinden öpüyor. Çünkü onlar bizi avuç içleriyle sevdi. Çünkü onlar Allah'a ellerini açtığında günde 5 vakit adımızı ve duamızı yüzlerine sürüp amin deyip şeref verirler. Bu avuçlar öpülür. Dünyanın en soğuk öpüşü bir mezar taşını öpmektir. Dünyanın en soğuk dokunuşu bir mezar toprağına avuçlamaktır. Gidin sımsıkı sarılın ve ona sevgimizi gösterin. Çoğu zaman hep kendimize dua ediyoruz. Ben bir formül buldum. Şu benim babam, bu benim annem. Çünkü anamın duası sağ kanadı. Babamın duası sol kanadı. Onların duası olmadan bugün karşınıza gelemezdi. Sahip olduğum ne varsa önce Rabbime, sonra annemin ve babamın duasına borçluyum. Şimdi sizlerden bir istirham var. Sağ elinizi serçe parmağını kaldırır mısınız? Evet, herkesten istiyorum. Eğer izleyen ekran başında. İşte bu sağ elimizin serçe parmağını görünce Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden yaptığım bu program ve sizler geleceksiniz aklıma ve sizin için diyeceğim ki Allah'ım sen bu gençleri koru, bu gençleri kötülüklerden koru ve siz de bu parmağı görünce aklınıza Fatih Hoca gelsin, benim için üç kelime söyleyin. Allah'ım Fatih Hocamı sev, çünkü Allah severse bütün insanlık sever ve ben de babamın duasıyla veda ediyorum. Rabbim sizi sevsin, sevdirsin.
Sevindirsin. Alas. Sayın Fatih Akbaba'ya hediyelerini takdim etmek üzere üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Sayın Türker Dereli'yi kürsüye davet ediyorum. Açalım isterseniz hocam. Tabii tabii. Bir radyo, C radyo hediye etti. Hatırlamanız ve dua etmeniz. İnşallah efendim. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar saat 5'te Fatih Bey'in radyo programı. Dolayısıyla EKÖ radyoya bağlamış dinliyoruz inşallah. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Duaları için dua ediyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Amin. Sağ olun. Tamam, süper. Sahne şöyle biraz yaklaşınsın arkadaşlar. Ben de yerime geçeyim. Hocam siz buyurun, kalın burada. Hocam. Siz mi çekiyorsunuz? Tamam. Türk bayrağını kapatmayalım bence. Benim anlam böyle mi? Teşekkür ederim. Programımız burada sona ermiştir. Katılımlarınız için teşekkürler.